şöyle yapalım. Bunu yapalım tabii. Biberli ekmeğin içini hazırlıyorum şimdi. Ben burada tarif vermedim. Ama Onu daha önceden tarif yapmışım az bir ölçüyle. Ben oradan size videomun altına linkini koyacağım. Oradan bakabilirsiniz. Ben bunun içine ana maddesine biber salçası, susam, kişniş, kekik ve rezene ve başka çörek otu, kimyon, reyhan ve çökelek de var içinde bu şekilde. Şimdi ne yapıyorum? Bir de soğanla koyuyoruz. Böyle. Biri acılı, biri acısız yapıyoruz. Acılı yiyen var, bir de yemeyen de var. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi yağını boşaltacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Daha bu yetmez tabii ki. Bu katıklı ekmeğin yapması yani hiç basit değil ki. Yani çok maliyeti çok yüksek. Gerçekten maliyeti çok fazla. Şöyle bismillah. Mıkırdıkır. Şimdi önce karıştıracağız. Sonra kontrol edeceğiz. Kontrollü bir şekilde yağımızı ilave edeceğiz tabii ki. Malzeme bol. Hiç ısmak yok. Hataylıların en büyük özellikleri malzemeyi hiç esirgemezler. Yani böyle bizim yapımız böyle değil mi? Yani yapamıyoruz yani. Kısmayı bilmiyoruz biz. Gerçekten. Bu acılı olan mı? Bu acılı evet. Oldu. 1,5 tane çökelek koydum. Sür koydum 1,5 tane. Oraya da 1,5 tane koydum. Soğanı bol. Baharatı bol. Her şey bol yani. Bunu evde de normal dışarıdaki fırında da Kesinlikle. yapabiliriz. Ben dediğim gibi daha önce videosunu sizlere yayınlamıştım. Az bir ölçüyle. Oradan bakıp linkini atacağım sizlere. Peki dışarıda yapmak isteyenler Evet. dışarıdaki Tabii fırında? ki. Oradan bakıp işte dışarıda bunu hazırlayıp fırıncınızdan lahmacun şeklinde yapmasını söyleyin. İsterseniz evde de yapabilirsiniz. Ben evde de yaptığım oluyor. Şöyle yağımız az. Yani şu an daha yağ koymuşuz onu. Değil mi? Yağ. Buna en azından 1 kilo yağ. Bu 1 kilo derken? Hemen hemen 1 kiloya yakın yağ buraya. Şu buna. 5 bardak yani. Yok. Ya ikisine şey. İkisine bir kilo Yani yağ 2,5 bardak alıyor. Kesinlikle alıyor. Hem de daha fazla belki alıyor. Şimdi bu da daha isteyecek şimdi bu yağ. Ama şimdi bu kalsın. Neyse ben kapatayım, çok uzamasın video. Evet. Yaparken görüşürüz. Esselamu aleyküm sayın takipçilerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimiz üzerinde olsun inşallah. Sayın takipçilerim, bugün ne yapıyoruz? Bugün ekmek yapıyoruz. Ekmeğimiz bitti. Bugün inşallah sizlere ekmek yapıp sizlerle paylaşacağım. İnşallah ayrıntısıyla paylaşacağım. Hamurumu yoğurdum tabii ki. Hamurumu hepsini yoğururken göstermedim. Sonraki aşamayı. Ama hamurumuzu bu şekilde çok güzel yoğurduk inşallah. Şimdi tandırımızı yaktık ve hamurumuzu bu şekilde yumaklıyoruz. Hepsi aynı boyutta. Çünkü ben onu mesela şey yaparken bak böyle fark edebiliyorum. Hani büyüklüğünü. Bazen belki bir tık. Bir de ne yapacağız? Sürpriz mi olsun? Katıklı. Onu hazırlayken zaten gösterdik ya. Evet. Bugün de aslında hem biz
Çoktan beri biberli ekmek yapmamıştık. Hem de aynı zamanda siparişim de var. Onları göndereceğim inşallah. Aslında sipariş almıyoruz ama hatır için. Ha, bazen hatır için yapıyoruz işte. Dayanamıyoruz. Evet. Çünkü çok sipariş geldi, göndermedik. Hatta özellikle yaz olduğu için hiç göndermiyorduk. Çünkü bozulur diye küflenir. Daha önce İzmir'e göndermiştik. Büyük bir koli göndermiştik. Ve ama yine de küflenmezdi. Ne oldu? Kargoda şeyde şubede çok kalmış. Uzak olduğu için. Ve o ekmekler hepsi küflenmiş. Şu an unuttum ismini takipçinin. Unuttum, İzmir'de. Deniz kenarında oturuyor. Bütün ekmekler nereye gitti? Küflendiği için balıklara gitti. Yine de ziyan olmadı yani. Evet. Bugün de çok rüzgar var. Evet, bugün çok rüzgar var. Normalde rüzgar hiç yok. Buranın, Antakya'nın özelliği, yazın çok rüzgarlı. Kışında hiç rüzgar olmaz kolay kolay. Ama bugün rüzgar. Bunun sebebi de ne biliyor musun? İki gün yağmur yağdı. İki gün mü? Üç gün mü? Çok yağmur yağdı ve burada insanlar zeytin topluyor. Ne olacak? Çamur, tarla koruması için, çamur gitmesi için rüzgar çıktı mı? Tamamen neyi? Korutuyor. Evet, ve herkes kendi zeytinini toplamaya devam ediyor. Bu da Rabbimin bir takdiri, bir işi yani, Allah'ın işi. O zaman yumakladıktan sonra görüşürüz. Evet, görüşürüz. Hamurum oldu, iki defa uçtu. Bakalım kime kısmet olacak? Kime nasip olacak? Hamurumu bu şekilde yumaklayıp ondan sonra üstünü örteceğim tabii ki. Kurumaması için. Şöyle. Sonra onun içine batırıp yerine gidiyor. Yumak. Şöyle. Kepeklerimiz kepekli. Kepekli yapıyoruz. O şey tarafını koy Adnan. Yine koyabilirsin. Ha, ekmekleri ben buraya koyacaktım. Unuttum bak. Şuraya, buraya koyak buraya. Ekmeklerin üstüne şuraya ısıtsın diye. Soğuk ya. Çekiliyor gittikçe. Koy koy. Hepsini koy. Niye böyle yaptık? Çünkü şey, hava çok soğuk ya. Hamur buza kesildi, biliyor musun? Açılıyor. Evet. Buz gibi oldu. Çek. Buraya, buraya direkt. Orası biraz ince ya, yanmasın diye. Yağa batırıyoruz elimizi. Bu niye yağa? Takipçilerim sormuşlar. Ne için yağa batırıyorsun diye. Bir de o batırdığın ne diye sormuşlar. Zeytinyağını batırıp ekmeğimizi açıyoruz. Elimize yapışmaması için. Takipçilerimiz şey de sormuşlar. Bizim kandırımızın normal kandırımı farkını. Boş ver, boş ver. O kendi kendine yansın.
O böyle yapışır kalır sonra. Farkı ne? Bu hem daha çok ısınıyor ekmek. Hayır, yani şey yapılma malzemesi bu işte, tuğladan yaptık bunu, yaptırdık. En güzel tandır bu işte şimdi. Diğer topraktan yapılmış, bu da tuğladan yapılıyor. Ne tuğlası? Bu eski, çok tarihi tuğlalar bunlar. Eski yapıdan alınıyor. Adana'dan getirmiş. Evet, Adana'da, Konya'da bunlardan çok var. Oradan geliyor. Onlardan tandır yapılıyor. Ve tandır için gerçekten çok güzel oluyor. Şu an en çok tutulan tandır bunlar yani. En kaliteli. Şey yapmıyor, yakmıyor. Evet, ekmeği de çok güzel çıkıyor. Tabii ki bu arada geç başladık. Tandır soğudu biraz. Hamuru o kadar çok yaptım ki biraz pişsin. Ama hava soğuk diye ne oldu? Hamur üşüdü. Hamur üşüyünce ister istemez çekiyor. Buraya. Üstüne su niye serpiyorsun? O, bu tandırın özelliği, biz iki damla su koymazsa ne olur? Düşer ekmek. Ay, ben elimi nereye gidiyor biliyor musun? Suya gidiyor. Ya. Bir de normal tandırda böyle bir şey. Bak, bizim işte kepekli unumuz bu. Yok, normal tandırlar hani. Kepekli unumuz bu. Bundan ekmek yapıyoruz, hamur yapıyoruz. Ve çok güzel oluyor. Bu arada buğday olarak aldık. Evet, buğdayımızı aldık. Çok şükür. İyi ki almışız. Çünkü ekmek o kadar pahalı ki. Allah herkesin tadının yardımcısı olsun. Biraz çabuk yapsın da. İşte aç. Evet, açılmıyor. Bak. İyice kızartır kenarını bence. Şöyle hafif damlatayım şöyle. Sopayı bana ver. Ne yapıyoruz? Bunu işte güçlendirsin diye, ısınsın diye tandır karıştırıyoruz böyle. İyice kızarsın. Al işte. Kızarsın bakın. Çok pişti. Ha tamam, iş olmaz. Bunu ya çabuk pişti biliyor musun? Çünkü başladık. Evet. Şöyle biraz. Çekil beni tamam. Ha. Anne, sana diyorlar ya ellerin demir mi diye. Bezi açar mısın, o bezi orayı? Bezi
Aynen. Çünkü çok üşümüştü. Öbür çeşit al. Evet, bez kirlenmesin diye. Kapıklı da, biberli de. Evet, şu dakikaya kadar benim sesim gitmiyordu yalnız. Ben bir sürü soru sordum ama açık mı anlaşılmadı büyük ihtimalle. Açık mı? Evet. Bu acısız, tatlı olanı. Siz fazla evet. istemiyoruz galiba. Evet. Için. Neden ki yağ biraz az mı olmuş anneciğim? Bu yarısı bu yağ. Biraz daha yapmayız. Bu arada bezimiz kirlenmesin diye kağıdın üstüne yapıyoruz. Evet, kağıt koydum. Bez kirlenmesin diye. Çünkü çıkmıyor ya. Ne yaparsan yap. Çok sıcak. Havuka soğuk olduğu halde tandıra yaklaşılmıyor. Evet, aynen öyle. İçtiysen sen bana söyle. Hem sıcak hem yağlı. O yüzden çok daha zor. Yakın getirip koyacak bizi. Yakın ben şimdi getiriyorum. Ben biraz daha yağ ekledim. Çünkü yaz yağ az olmuş. Hmm. Hoş geldiniz. Şimdi yapacağız. Yine iyi anne, bunun üstünü açabildin ha. Evet. Kağıdın üstünde çok zor olur diye düşündüm ben. İki aramıza koyuyoruz. Böyle. Sıcak şimdi vereceğim size. Bekle, sıcak yiyeceksin. Hani bu şey hiç hoş olmuyor ya. Siyah oluyor ya, sonra ekmeğe yapışıyor. Onları nasıl yapabiliriz? Bu aslında niye biliyor musun? Su koyuyoruz ya. Ondan kaynaklanıyor. Su koymasa korkuyorsun. Düşer değil. Maşallah, subhanallah.
Bunlar acı değil daha. Dört dört vuracağım ama burası sığmıyor. Yani açarken. Daha olmamıştı. Şu alttaki biraz. Şimdi acılara başladım. Biraz yağ, birazcık ister. Yağ biraz ister. Sürerken anlayabiliyorsun. Bu acısız. Şuraya. Ne kadar kırmızı olduğunu görüyorsunuz. Biz acı yiyenler katığını fazla seviyoruz. Acı yemeyenler katığını az seviyor. Şöyle azıcık bir su serpiyorum üstüne. Ondan sonra bismillahirrahmanirrahim.